Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın gündemini oluşturan haberlerden seçtiklerimizi paylaşacağız. Her zamanki gibi önce bazı başlıklar. Afganistan'da yine kanlı saldırı, yine onlarca sivil kurban. Aralarında yine çok sayıda kadın ve çocuk var. Barış için son derece önemli adımların atıldığı bir dönemde Afganistan'da neler yaşanıyor birazdan anlatacağız. Yemen'in kaderi savaşlarla, doğal afetlerle maalesef iç içe. Ülkeyi bu defa çekirge istilası vurdu. Aktaracağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 başkanlık seçimleri için demokratlar kendi adaylarını, başkan adayını belirleme yarışına başlamak üzere. Son televizyon münazarasında ilginç ayrıntıları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Dünyanın haberi başlıyor. Taliban devrileli 18 yıl oldu ama Afganistan'da güvenlik bir türlü sağlanamadı. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la artık masaya oturuyor. Amerikan askerlerinin Taliban'la varılacak anlaşma uyarınca ülkeden çekilmesi planlanıyor. Müzakereler sürerken ülkede şiddet olayları da hız kesmiyor maalesef. Yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu en az 34 sivil hayatını kaybetti. Ölenler arasında çok sayıda çocuk ve kadın var. Afganistan'da sivil kayıplar giderek artıyor. Son olarak ülkenin batısında bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti. Onlarca sivil hayatını kaybetti. Afgan yetkililer ölenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğunu duyurdu. Patlama Kandahar ve Herat kentlerini birbirine bağlayan ana yol üzerinde meydana geldi. Yaralananlar arasında durumu ağır olanlar var. Bu nedenle ölü sayısının artmasından korkuluyor. Kabil'den Herat'a gidiyorduk. Patlama oldu. Çok sayıda kişi öldü. Afgan yetkililer saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Taliban daha önce Afgan güvenlik güçlerini hedef almak için yol kenarına bombalar yerleştirerek saldırılar düzenlemişti. Ancak Taliban son saldırıyı kendisinin düzenlemediğini duyurdu. Taliban, ABD yönetimiyle 18 yıldır süren savaşı sona erdirmek için müzakereler yürütüyor. Üzerinde uzlaşmaya yaklaşılan anlaşma, yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi karşılığında Taliban'ın Afganistan'ın uluslararası terör örgütlerinin merkezi haline dönüşmeyeceği yönünde garanti vermesini öngörüyor. Yürütülen müzakerelere karşın Taliban, Afganistan'daki saldırılarını sürdürüyor. Ülkenin yarısını kontrolü altında tutan Taliban, Afgan ve yabancı güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Çok dramatik bir fotoğraf. Yemen'i bu defa çekirge sürüleri istila etti. İç savaşın yaşandığı Yemen'de açlık çok büyük bir sorun. Halkın %80'i yardımlara muhtaç halde ve ülkede son dönemde çekirge istilası da yaşanıyor. Çok az sayıdaki tarım alanları da büyük hasar gördü. Bu nedenle açlığın daha da artmasından kaygı duyuluyor. İç savaş, açlık ve kolera. Şimdi de çekirge istilası. Yemen'de tarım alanları risk altında. Ülkede büyük bir çekirge istilası yaşanıyor. Bu istilanın nedeni Hint Okyanusu'nda geçen yıl etkili olan kasırga. Kasırga, çekirgelerin üremesi için elverişli hava koşullarının oluşmasına neden oldu. Yağmurlu mevsim ve yüksek sıcaklıkta çekirgelerin sayısının Umman'ın batısı, Yemen'in doğusu ve Suudi Arabistan'ın güneyinde artmasına yol açtı. Aslında her 6 yılda bir bu istilalar yaşanıyordu. İç savaş öncesinde Yemen hükümeti gerekli önlemleri alarak bu istilaların büyük hasara yol açmasını önlüyordu. Ancak iç savaş nedeniyle Yemen'de merkezi yönetim çöktü ve çekirge istilasına karşı gerekli önlemler alınamadı. Şimdi gerekli adımlar atılmazsa Yemen'de tarım alanlarının büyük hasar göreceğine dikkat çekiliyor. Ürünlerin yarı yarıya azalacağı, hatta tamamen yok olacağı belirtiliyor. İstilanın gelecek yılki tarım ürünlerini de etkileyeceği ve bu durumun ülkede açlığı daha da artıracağı uyarısı yapılıyor. Hasar büyük. Çekirgeler kuzuların otlarını bile yedi. Onlara verecek otumuz kalmadı. Hayatım boyunca ilk defa bu kadar yoğun bir istila gördüm. Çekirgeler tüm ekinlere zarar veriyor. Özellikle tahıllar, turunçgiller ve üzüm hasar gördü. Tarlalardan aldığımız örnekler %80'lik bir kayıp olduğunu gösteriyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, gerekli önlemler alınmazsa önümüzdeki 3 ayda çekirge istilası nedeniyle tarım alanlarının daha da zarar göreceği uyarısı yapıyor. Dünyanın en büyük insani krizlerinden biri Yemen'de yaşanıyor. 5 yıldır süren iç savaşta ülkenin altyapısı ve sağlık sistemi tamamen çöktü.
açlık yaygınlaştı. Halkın %80'i yardımlara muhtaç hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan aday adayları ikinci kez canlı yayında karşı karşıya geldi. 10 adayın katıldığı tartışma programında Elizabeth Warren ve Bernie Sanders'la diğer adaylar karşıt blokları oluşturdu. Warren ve Sanders'ın birbirlerine saldırmak yerine birbirlerini savundukları görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan aday adayları canlı yayında kozlarını paylaştı. Tartışmaya katılan 10 aday iki kampa bölündü. Yarışın en iddialı iki ismi Elizabeth Warren ve Bernie Sanders bir tarafta, diğer 8 aday diğer tarafta yer aldı. Warren ve Sanders tartışmada birbirlerine hedef almadı. Aksine diğer 8 aday karşısında güç birliği yaptı. İki senatör pek çok konuda birbirlerinin politikalarına destek verdi. Büyük fikirlerden korkan demokratlardan biraz sıkıldım. Cumhuriyetçiler büyük fikirlerden korkmuyor. Warren ve Sanders benzer görüşleri savunan diğer adayları bu sözlerle eleştirdi. Tartışma sağlık sistemi ve göç politikası üzerine yoğunlaştı. Her iki konuda Warren ve Sanders'ı diğer 8 adaydan ayıran başlıklar oldu. Warren göç konusunda Montana valisi Steve Block'la polemiğe girdi. Yasal göçü genişletmeliyiz. Sadece hayalleri olanlar için değil, büyükanneler, burada çiftliklerde çalışan insanlar ve vizesi de olan öğrenciler için de vatandaşlık yolunu açmalıyız. İki isim arasında nükleer silah kullanımına ilişkin Amerikan politikası konusunda da polemik yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahları önleyici olarak kullanmayacak. Bunu bütün dünyaya söylememiz gerekiyor. Bu başka bir ülkenin yanlış hesabını ya da yanlış anlamasını azaltır. Bütün adayların üzerinde hemfikir olduğu tek konu Trump'ın 2020'de yenilmesi gerektiğiydi. Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için 10 aday daha yarışıyor. Eski başkan yardımcısı Joe Biden diğer grupta tartışmaya katılacak. Kazakistan'dan Arjantin'e içinde sıra dışı hikayelerin olduğu bir dünya turuna çıkıyoruz şimdi. Kasırga bir ormanı yok edebilir mi? Bu sorunun yanıtını veren bir kaydı izliyorsunuz şimdi. İnsansız hava aracıyla çekilen görüntülerde daha birkaç gün önce dağları vurup geçen kasırga ve hortumun bıraktığı izi rahatlıkla görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletinde yaşanan felaketin sadece insanların yaşadığı alanlara değil, doğal yaşam alanlarında da nasıl bir tahribata yol açtığı net biçimde fark ediliyor. Bu işler YouTube'da nasıl oluyor sorusuna işte yanıt. Hintli rap şarkıcısı Badshah'ın yeni videosu Pagal, kendi ülkesinde 24 saat içerisinde en fazla izlenen video klip rekorunu kırdı. Pek de yüksek profili olmayan bu sanatçının bir günde 75 milyondan fazla izlenmesi elbette şaşırttı. Bu rekor dünyaca ünlü şarkıcıların videolarının izlenmesini bile geçince hikayenin aslı kısa bir araştırmayla ortaya çıktı. Badshah videosunun her platformda reklam gibi gösterilmesi için 72 bin dolarlık bir bütçe ayırmıştı. Doğal olarak Hindistan sevse de sevmese de sanatçının yeni video klibinin en azından ilk 10 saniyesini izlemek zorunda kalmıştı. Neyse ki New Orleans Hayvanat Bahçesi'nin kırılmaz cam kafesleri var. Aslan arkadan sinsice yaklaştığı çocuğu kapmak üzereyken hayal kırıklığına uğruyor. Bir de yanına küçük kız kardeşi gelince artık orasını bilemiyoruz ama aslanın iştahı ya da oyun oynama isteği daha da kabarıyor. Görüntü sosyal ağlarda büyük ilgi görmüş. Dünyanın en büyük et üreticilerinden Arjantin'de vegan ve hayvan hakları örgütü bir rodeo gösterisini bastı. Yerel dilde gaucho olarak bilinen sığır çobanlarının hem at hem de sığırlarla yaptığı gösteriyi protesto eden eylemciler rodeo arenasına girdi. Önce çobanlarla kavga eden grup daha sonra rodeoyu izlemeye gelmiş kalabalık seyirci kitlesiyle de çatıştı. Tribünlerden aldıkları olumsuz tepkiye rağmen hayvan hakları savunucuları ellerindeki pankartlarla uzun süre eylemlerine devam etti ve ardından polis eşliğinde arenayı terk etti. Bir başka hayvanat bahçesi görüntüyü izleyince hangisinin kafeste tutulması gerektiği konusunda
kafanız karışabilir. Bir ziyaretçi fütursuzca çitleri aşıp zürafanın sırtına binme cüreti gösteriyor. Daha da kötüsü hayvanın sırtında küçük bir tur atmak için de onu zorluyor. Kazakistan'ın Chimkent şehrinde yaşanan olayın faili polis tarafından gözaltına alınmış. Neden sorusuna cevabı ise aşırı alkollüydüm olmuş. Hayvanlara eziyet haberleri maalesef dünyanın her köşesinden geliyor. Gerçi bu görüntü belirli oranda bir sempati toplamış durumda. İzleyenlere göre buradaki olayda hayvana eziyet söz konusu değil. Amerikalı Travis Kinley çiftliğindeki eşeğiyle birlikte Aslan Kral müzikalinin meşhur şarkısıyla birlikte şarkıyı seslendiriyor. Dinleyelim. Evet, bu şarkının adı Circle of Life, hayat döngüsü. Yani izleyip dinlediğinizde hayat döngüsünün Travis'ten daha çok eşeğin ikbaline yaradığını anlıyoruz. Çünkü Nathan isimli eşek sahibinden daha sempatik bulunmuş ve 3 milyondan fazla izlenmiş. Simba, felçli hastalara beyinleri aracılığıyla bazı aletleri kullanmalarını sağlamak için çalışmalar, bilimsel çalışmalar uzun süredir devam ediyor. İsviçre'de bilim insanları uzun vadede felçlilerin tekerlekli sandalyelerini beyinleri aracılığıyla komuta etmelerini sağlamayı hedefliyor ve bunun için ilginç bir yöntem bulundu. Hastaların beyinleriyle video oyunları oynayabilmeleri sağlandı. Felçli hastalar video oyunu oynayabiliyor. Bu sistemle bilim insanları ileride felçli hastaların tekerlekli sandalyelerini kontrol edebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Çalışmanın gerçekleştirildiği yer İsviçre. Denek olarak kaza geçirdikten sonra felç kalan Samuel Kunz kullanıldı. Kunz araştırmada sadece beynini kullanarak video oyunu oynamaya başladı. Bunun için İsviçre'de araştırmacılar Brain Drive adı verilen özel bir oyun geliştirdi. Kunz, dijital otomobil yarışını beyin sinyallerini kullanarak oynuyor. Başına yerleştirilen elektrotlar sayesinde beyin sinyalleri bilgisayara aktarılıyor. Kunz, sol elini hareket ettirdiğini düşününce otomobil sola dönüyor. Sağ elini hareket ettirdiğini düşününce sağa yöneliyor. Her iki elini kullandığını düşününce de düz gidiyor. Beynini rahatlatmasıyla da otomobil yavaş ilerlemeye başlıyor. Kunz, oyunu kontrol edebilmek için çok çalıştığını anlattı. I'm trying to move my hand, my fingers. Kendimi her gün geliştirmeye çalışıyorum. Aslında ayaklarımı ve parmaklarımı artık oynatamıyorum. Onları hissetmiyorum. Ama sanki onları kontrol ediyormuş gibi düşünmeye çalışıyorum. Bunu hep yapıyorum. Samuel Kunz, gelecek yıl engellilerin beyinlerini kullanarak birbirleriyle yarıştığı şampiyonaya katılmayı hedefliyor. İsviçre'de geliştirilen bu sistemle uzun vadede felçli hastaların tekerlekli sandalyelerini kontrol edebilmelerinin sağlanması planlanıyor. Tesla Motors ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk da kurduğu yeni şirketle insan beynini bilgisayara bağlamayı hedefliyor. Neuralink şirketiyle özellikle felçli hastalar için teknoloji çözümlerin geliştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. Musk, insan beyninin yapay zeka ile birlikte çalışması sonucu üstün bir zekanın oluşturulabileceğini söylüyor. Ve şimdi sizleri yüksek dağların doruklarına, Bozkır'a götüreceğiz. Kırgızistan'a gidiyoruz. Ama tabii Tanrı Dağları'nın yayıldığı o muazzam coğrafyada çok güzel gelenekler var. Kırgızlar av festivaliyle eski geleneklerine yeniden hayat veriyor. Gelin şimdi biz de o festivale konuk olalım. Ata sporları yeniden canlandırıldı. Salburun Av Festivali'nde gelenekler, görenekler yeniden hayat buldu. Görüntüler Kırgızistan'ın Issık Gölü bölgesinden. Başkent Bişkek'e 300 kilometre uzaklıktaki bölgede Av Festivali düzenlendi. Yay, alıcı kuş ve köpeklerle av yarışması yapıldı. Kaya Kartalı avcıları yarışlara alıcı kuşlarıyla birlikte katıldı. Eğitimli alıcı kuşlarla kaya kartalları tuzağa düşürülmeye çalışıldı. O avcılardan biri Aitbek Süleyman Bayev'di. Minişkörlük bul dele. Ben 4. nesil kaya kartalı avcısıyım. Atalarım ve babam da kaya kartalı ve diğer kuşları avlarlardı. Ben küçüklüğümden beri avcıların arasındayım. 20 yaşından itibaren tek başıma avlanmayı öğrendim. Yarışmalara turistlerin de ilgisi yoğun oldu.
Bu geleneksel oyunlardan etkilendim. Özellikle at üstünde kartallarla yapılan yarış beni etkiledi. En güzeli bence o yarıştı. Festivalde Kırgız taygını cinsi köpeklerin de yüksek rakımda avlanma kabiliyetleri sergilendi. Kırgızistan'da geleneksel avlanma yöntemleri son yüzyılda modernleşmeye yenik düşmüş durumda. Son dönemde gelenekler bu festivallerle yeniden canlandırılıyor. Ve bu haberle bitirdik. Hoşça kalın.